Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, yeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bu defaki ürünümüz Samsung'un Galaxy A7 modeli olacak ama 2016 model. 2016 Galaxy A7 olarak adlandırıldı bu model. Yeni bir önceki nesile göre farklı revizyonları var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Tabii teknik detaylarla birlikte bunlar zaten ortaya çıkmış olacak. Telefon 5,5 inç ekran boyutuna sahip Super AMOLED ekranla donatılmış haliyle ve Full HD ekran çözünürlüğüne sahip. Buna ek olarak hem ön hem de arka tarafı cam olduğu için ciddi bir korunmaya ihtiyacı var ve Gorilla Glass 4 tercih edilmiş burada da. Cihazın iki tarafında da Gorilla Glass 4 ekran koruma desteğini görmekteyiz. Telefonun hem arka hem de ön yüzünde ufak kavisler var. Bu da tasarım anlamında telefonun rahat kavranmasını sağlıyor ve görsel olarak da daha da şık görünmesini sağlıyor. Ciddi anlamda A7'nin oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Teknik özellik tarafında geri döndüğümüzde Galaxy A7 2016 hem Snapdragon işlemciyle hem de Exynos işlemciyle geliyor. Elimizdeki ürün ve ülkemizde satışa çıkan ürün Exynoslu modeli. Exynos 7580 işlemcisine sahip Galaxy A7 2016. 8 çekirdekli olan bu işlemci 1,6 GHz frekans hızına sahip. Buna ek olarak telefonda 16 GB dahili depolama alanı var ve 3 GB'lık sistem belleği var. Grafik yongası tarafında da Mali'nin iki çekirdekli Mali 720MP2 grafik işlemcisini görmekteyiz. Orta seviye bir grafik birimi olduğunu söylemek lazım. Çok fazla çok yüksek beklentilere girmemek gerekiyor bu konuda. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta 13 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığına sahip ve 28 mm'lik bir lense sahip. OIS destekli arka kamerayı görürüz ve LED flash var tabii ki. Ön tarafta da yine f1.9 diyafram açıklığına sahip 24 mm genişliğe sahip 5 megapiksellik kamera var. Telefonda parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Hızlı şarj özelliği var. Birçok kullanıcının merak ettiği, aslında benim uzun zamandır kullanmadığım FM radyo desteği var, bunu da söyleyelim. Ve telefonun en dikkat çekici noktası 3300 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip. Bu da pil ömrü konusunda bu telefonu oldukça iddialı yapıyor. Telefon 7,3 mm kalınlığa ve 172 gramlık bir ağırlığa sahip. Şöyle elinize aldığınız zaman o ağırlık hissiyatını sizlere yaşatıyor. Ama malzeme kalitesini de işin içine soktuğunuz zaman gerçekten bu ağırlığın hakkını veren bir tasarıma sahip olduğunu söylememiz gerekiyor Galaxy A7 için. İşletim sistemi tarafında Android 5.1 ile geliyor, Android 5.1.1 ile geliyor. Bu tarafta bence bir handikap olabilir. Sonuçta oldukça güncel bir telefon ve ben açıkçası bu telefonun Android 6.0 ile birlikte gelmesini beklerdim. Ama bakalım, belki ilerleyen dönemlerde Android 6.0 güncellemesi alacaktır. Şimdi tasarım tarafına değinmek istiyorum. Oldukça şık bir tasarım var çünkü orta seviye için gerçekten çok başarılı bir tasarım olduğunu söylemem gerekiyor A7'nin sahip olduğu tasarımın. Yan taraflar metal. Hemen görüyorsunuz şu şekilde. Bir yandan netliklere devam edeceğim, netleştirerek görüntüyü. Oldukça şık bir görüntüsü var. Şöyle etrafını çevirdiğiniz zaman da göreceksiniz zaten. 7,3 mm kalınlığı da zaten bu pil boyutu ve ekran boyutu ile birlikte kabul edilebilir olduğunu rahatlıkla söylemek gerekiyor. Şimdi telefonun sağ tarafında güç tuşunu görüyoruz ve SIM kart ve microSD kart girişinin olduğu slotu görüyoruz. Şimdi Note 5 ve S6 serisinde microSD kart desteğini çıkartan Samsung burada aslında bunu kullanıyor. Kullanıcıların da aslında en büyük beklentisi buydu. Tek kızaktan şu şekilde gösterelim. Hem microSD kart girişini hem de SIM kart girişini aslında kullandırabilirdi Note 5 serisinde ve S6'da. Yapmadılar ama herhalde S7'de gelecek diye düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz. Telefonun alt tarafına baktığımızda yine şık bir dizaynı görmekteyiz. Kulaklık girişi, microSD girişi ve hoparlör çıkışını görüyoruz. Bir adet de mikrofon var. Telefonun sol tarafına baktığımızda ise hemen şöyle göstereyim. Ses açma kapama butonları ve sol tarafta başka bir şey yok. Fakat oradaki dizaynı da hafif böyle bir çukurun içine yerleştirmişler. O da tasarıma aslında bütünlük kattığını söylemem gerekiyor. Telefonun üst tarafında ise bir tane mikrofonu görüyoruz. Başka herhangi bir şey yok. Ön tarafa tekrar dönecek olursak, ön tarafta 5 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Avize ve bazı sensörleri görüyoruz. Ayrıca bu telefonda LED bildirim ışığı da yok. Bu da ciddi bir handikap mı? Aslında uzun süredir Samsung telefon kullananlar için bir handikap olduğunu söylemek lazım. Alt tarafa geldiğimizde ise parmak izi tarayıcısıyla donatılan fiziksel home butonu ve etrafında da geri ve son açık olan uygulamalara açmamıza yarayan butonları görüyoruz. Bunlar da kapasitif yapıda ki bu dizayn zaten Samsung'un alışık olduğumuz dizaynı. Herhangi bir yenilik yok ama
Benim de tercih ettiğim aslında tuş sistematiği bu. Sanal tuşları tercih etmediğimi söyleyebilirim. Arka tarafa döndüğümüzde ise 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz. 13 megapiksel kameranın yanında ise bir adet LED flash mevcut. Tabii burada şimdi üst seviye sınıflardan ayrıştırılan bir tane daha özelliğini söyleyelim. Burada herhangi bir nabız ölçer yok. O yüzden arka taraf oldukça sade duruyor. Ve tabii son olarak Samsung logosunu görmekteyiz. Telefon gerçekten çok şık arkadaşlar. Ekran renk parlaklığı ile birlikte zaten ki şu anda ortalığın biraz üzerinde bir ekran parlaklığı mevcut. Görüntüler net görünebilsin diye şu şekilde aslında tam parlaklığı getirebilirim. Oldukça şık görünüyor. Bunu tasarım tarafında rahatlıkla söyleyebilirim. 172 gramlık bir ağırlığa sahip olabilir ama kesinlikle bu ağırlığın hakkını veren bir malzeme kalitesi mevcut ve tasarım mevcut arkadaşlar. Evet, telefonun teknik özellikleri ve tasarımını bu şekilde değerlendirdik. Şimdi dilerseniz kullanım detayları tarafında neler sunuyor? Arayüze biraz bakalım. TouchWiz aslında çok da yabancı olduğumuz bir arayüz değil fakat yine de neler olduğuna bakmak lazım. Sonrasında ise performans değerleriyle ve tabii ki gerçek performansı gösterecek olan oyun deneyimiyle birlikte incelememize devam edeceğiz. Şimdi arayüz tarafına döndüğümüzde az önce dediğim gibi klasik son dönemde gördüğümüz Note 5'te ve S6 serisiyle birlikte hayatımıza giren biraz daha revize edilmiş, biraz daha güncellenmiş bir TouchWiz arayüzü var telefonda. Akıcı bir şekilde çalışıyor. Zaten telefon hani böyle bir donanıma sahip olan bir telefonun arayüzünde çok ciddi kasmaların olması çok da beklenebilir bir şey değil ama Samsung arayüzünü yıllardır, Samsung'un TouchWiz arayüzünü yıllardır tabii belirli oranlarda RAM'in şiştiği noktalarda yeniden yazma veya ufak tefek kasılma gibi sıkıntıları mevcuttu. Burada ben açık konuşmak gerekirse deneyimleme sürecim sırasında bu tarz bir sıkıntıya çok da fazla denk gelmedim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genelde akıcı olarak çalıştı. Ki hani telefonun teknik özelliklerine bakıldığı zaman da böyle bir telefonun kasma tarafına çok da fazla böyle bir arıza çıkartacağını düşünmüyordum. En azından beni yanıltmadı bu konuda. Şöyle biraz netliği tekrar düzeltmek istiyorum okunabilirlik anlamında. Evet, şimdi arayüz tarafına biraz daha değinecek olursak dediğimiz gibi eğer Note 4, Note 5, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus gibi serideki modelleri gördüyseniz, deneyimlediyseniz arayüz tarafında birebir aynı şeyleri sunuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi burada kalp atış sensörü gibi şeyler olmadığı için Eselt uygulamaları biraz daha kısıtlandırılmış durumda. Yani kalp atışlarınızı vesaireyi takip edemiyorsunuz burada. Yani bu çok ciddi bir eksik mi? Bence değil. Hani bu tarz bir telefonda çok da olsun olmasın diyebileceğim bir şey değil. Parmak izi tarafında da zaten alışmış olduğumuz şekilde parmak izlerini kilit ve güvenlik ekranı, kilit ekranı ve güvenlik tarafından açabiliyorsunuz. Burada tabii yine Samsung'un klasik şekilde devam ettirdiği tek fazla olmayan yani telefon uyku modundayken doğrudan kilidi açmayan bir parmak izi mekanizması mevcut. Bu da aslında parmak izi sensörünün sürekli uyanık olmasını engelliyor. Yani telefon uyku modundayken de parmak izi tarayıcısı da uyku moduna giriyor. Telefonu parmak iziyle açmak istediğiniz zaman yapmanız gereken ilk şey uykudan çıkarmak. Ondan sonra da parmağınızı parmak izi okuyucusuna koyup kilidi açmak olacak. Burada yine Note 5 ve S6 serisinde gördüğümüz gibi S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5'te gördüğümüz gibi direkt dokunarak ve oldukça hızlı bir şekilde kilidi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir detay çünkü biliyorsunuz Note 4'te parmağınızı kaydırarak ve S5 modelinde parmağınızı kaydırarak girmeniz gerekiyordu. Tabii bu da şöyle şifreye gireyim yandan. Parmağınızı kaydırarak girmeniz gerekiyordu ve çok da başarılı bir performans sunmuyordu. Ve bir yerden sonra da kullanıcıların aslında hevesi kaçıyordu bu konuda. Yani Note 4 kullandığım zamanlardan hatırlıyorum. Hiçbir şekilde parmak izi sensörünü kullanmıyordum ama bu tarz telefonlarda özellikle parmak izinin çok hızlı bir şekilde kullanıldığı durumlarda parmak izini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve hemen şöyle gösterelim. Şimdi görüyorsunuz uyku modundayken açmıyor. Yapmanız gereken şey uykudan çıkarmak telefonu ve sonrasında açmak ki görüyorsunuz gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Ya da şöyle bastıktan sonra parmağınızı çekmezseniz bu da bir alternatif kilit açma yöntemi aslında. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle tekrar son kez göstereceğim ve devam edeceğim arkadaşlar. Dediğimiz gibi TouchWiz tarafı kimsenin yabancı olduğu bir şey değil. Herkes aşina artık TouchWiz arayüzüne. Herhangi bir yenilik sunmuyor.
Burada farklı bir şeyler beklemiyoruz ama ya işletim sistemi tarafında dediğim gibi ben Android 6.0 ile birlikte gelmesini tercih ederdim. En azından böyle olsaydı iyi olacaktı. Çünkü şimdi telefonun sınıfı itibariyle bakıldığı zaman önünde Note 5, S6 Edge Plus, S6 Edge, S6 gibi modeller var. Daha bunlara hatta Note 4'ü de koyabiliriz bunların üstüne. Henüz bunlara bile Android 6.0 gelmemişken, hazırlıkları yapılırken veya bölgesel olarak dağıtılırken Galaxy A7 2016 versiyonu için herhalde biraz daha beklemek veya bekletilmek gerekecek diye düşünüyorum. Arayüz tarafıyla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. İstiyorsanız yavaş yavaş artık oyun tarafında neler sunduğuna bakalım. Oyun tarafında da hemen Gamebench üzerinden ben bazı oyunları açacağım ve bu sayede arkadaşlar gerçek şekilde FPS ölçümünü de yapacağız aslına bakarsanız. Evet, şöyle açalım. Hemen tekrar netliğimi değiştirmek istiyorum kadraj uygun olarak. Şöyle biraz hızlandıralım. Evet, şimdi Real Racing 3'ü oynayacağız ve gerçek kare saniye ölçümüyle oynayacağız arkadaşlar. Burada göz hesabıyla değil gerçekten oyunun neler sunabildiğini bu şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Görüyorsunuz 20 kare saniyeyle başladık. Tabii burada ara ekranlarda vesaire olduğu için çok da önemli şeyler değil bunlar. Oyun tarafında aslında neler yapacağı önemli. Bu arada sesi de şöyle bir sonuna kadar açayım. Fena değil. Yani ses seviyesi kabul edilebilir düzeyde bence. Hoparlör fena bir performans sunmuyor. Onu da söylemek lazım. Böyle hemen son ayarlarımı yaptıktan sonra aslında kayda da başlayabiliriz. Oyun tarafında neler sunduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle son ayarlarımı yapayım. Evet, şimdi Real Racing 3 ile başlayacağız. Şöyle kupaya başlayalım. Oyun içinde neler sunduğunu göstereceğiz sizlere. Dediğim gibi 8 çekirdekli 1.6 GHz'lik Exynos 7580 işlemcisi var ve Mali 720 MP2 grafik işlemcisi var. Tabi burada grafik işlemcisi biraz çekirdek bazında ve frekans anlamında biraz düşük kalabiliyor ama bakalım şimdi neler yapacak arkadaşlar bu donanım. Evet, 13 kare saniyede başladık. Ama bu oyunla alakalı genelde bu tarz ekranlarda sıkıntı var ve çok sayıda yarış aracı var arkadaşlar şu anda. Tabi oyunda yarış aracının fazla oluşu da performans tarafında oyunun akışını etkileyecektir. Biz de ne kadar etkilediğini sizlere göstereceğiz şimdi. Evet, yarış başlıyor. Evet, şu anda 12-13 kare saniyeyle başladı oyun. 14'e çıktık. 13 kare saniye. Zaten siz de görüyorsunuz. Şu an çok da akıcı çalışmıyor oyun. Şöyle bir kamera açımızı bir değiştirelim. Biraz görüş alanımız genişlesin. Evet, 12 kare saniye, 14 kare saniye. Hop, çarptık. Şöyle gidelim bakalım. Bir de kokpite geçelim. Evet, bu oyundaki en sevdiğim kamera açısı bu. Evet, şimdi etraftaki detaylar ve çizim işlemleri azaldıkça kare saniye oranında yükseliyor. Ters orantılı olarak. Araç sayısı arttıkça veya detay seviyesi arttıkça da kare saniye oranı biraz düşmeye başlıyor. Evet, 17-16 kare saniyeyle gidiyoruz. Bu haritayı bitirdikten sonra Need for Speed No Limits'e geçeceğim. Arka arkaya geçeceğim. Hem telefonun ısınma tarafında neler sunduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım burada. Hem de termal throttling sınırına ne kadar çabuk takılıp takılmadığını göreceğiz. Bu pisti bitirene kadar oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, 15 kare saniye sabitlendi gibi. 15-17 gidip geliyor. Üstünü şimdilik göremedim. Siz de göremediniz tabi haliyle. Haritada birinci olduğunuzu varsayarsak bu kare saniye oranı 24-25 oranlarına kadar çıkacak veya daha az yarış aracının bulunduğu parkurları oynarsanız işte şu anda 20'ye çıktı. Şu anda biraz daha kabul edilebilir bir seviyeye geldi ama çok da yağ gibi aktığını söyleyemeyeceğim şu anda. 17, 19, 15. Telefonun bu arada kontrol tarafındaki sensörlerin hassasiyeti gayet yeterli. Hareketlerinize kolay tepki gösteriyor. Karşılığını hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şu anda 20'nin üstünü henüz göremedik. Bakalım
Etap ilerledikçe aynı şey geçerli olacak mı? Bu arada ben batarya tarafına da biraz değinmek istiyorum. Pil tarafında neler sunabildiğine. 3300 mAh'lik sabit batarya. Şimdi Geekbench'in batarya performans testinde yaklaşık 13 saate yakın bir pil ömrü sundu ki inanılmaz bir rakam. Gerçekten çok çok başarılı bir rakam. PC Mark'ın batarya testinde ise 7,5 saatlik bir süre var. 7 saat 20 dakika, 7 saat 30 dakika ya da şöyle söyleyeyim minimum 7 saate yakın bir performans sunuyor ki gerçekten bu telefonun en ciddi, en can alıcı özelliği bu. Oldukça uzun bir batarya ömrü sunuyor ki tasarımla da birleştirdiğimiz zaman eğer çok fazla oyun oynamıyorsanız A7 2016 tercih edilebilir bir model olacaktır. 21 kare saniye gördüm bu arada. 20 kare saniye. Evet, biraz daha devam edelim. Fena gitmiyoruz. Önümüzde hala bayağı araç varmış bu arada. Evet, önümüz boş alınca 20 kare saniye 23 oldu. Biraz önce dediğim şey oldu işte. Çizim ve detaylar, işlem gücü bize odaklandıkça kare saniye oranında o oranda yükselmeye başlıyor. Fena değil. Oyun çok kötü oynanıyor mu? Hayır. Çok iyi oynanıyor mu? Hayır. Yani orta kalitede oynuyorsunuz. Ortalama bir performans deneyimiyle oynuyorsunuz oyunu. 20 kare saniye çok da fazla sarsmıyor ama mesela bir FPS oyununda bir Modern Combat 5'te 20 kare saniye, 15 kare saniye gerçek anlamda rahatsız edecektir ama bu tarz oyunlarda çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Şu yarış bittikten sonra bir de No Limits'e bakacağım arkadaşlar. Görsel anlamda o da oldukça dolu dolu bir oyun. Orada neler sunuyor? Hep birlikte göreceğiz onu da. Evet, yarış bitmek üzere. Uzun bir parkurmuş bu arada. Bitti mi? Evet, bitti. Evet, Real Racing 20 kare saniye. Ortalama bir skorla çıktı. Çok iyi mi? Yani açıkçası çok da iyi değil aslına bakarsanız. Çok kötü mü? Çok kötü de değil. Dediğimiz gibi tam ortalama kalitede bir görsel deneyim sundu bize. Evet, o zaman şimdi çıkalım buradan ve Need for Speed No Limits açalım. Bakalım burada neler göreceğiz. Yanlış açtım. Şöyle oyunu kapatalım. No Limits açalım bakalım bizlere neler sunacak orada. Sıradaki oyunumuz Need for Speed No Limits olacak. Tabii ilk kez açıldığı için bazı yüklemeleri de gerçekleştirmesi gerekecek oyunun. Real Racing'de ortalama bir performans sundu arkadaşlar. Çok çok iyi olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi. Şurada oyunu tekrar açmamız gerekecek. Telefon tasarım anlamında oldukça güzel. Dediğim gibi ortalama orta detayda bir kullanım ihtiyacınız varsa ve özellikle pil ömrü sizin için çok önemliyse tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Tabii belki donanım biraz daha güçlü olabilirdi. Ne bileyim en azından daha iyi bir grafik işlemcisi olabilirdi. 3 GB RAM yeterli. Kamera ve ön kamera tarafında da yeterli. Tasarım tarafı zaten gerçekten çok güzel. Burada şu an 70 MB'lık bir yükleme var arkadaşlar. Ben şimdilik kayıttan çıkıyorum ve yükleme gerçekleştikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Need for Speed No Limits'in yüklemesi tamamlandı arkadaşlar. Bunun da performans ölçümünü yapacağız sizler için. Bakalım burada oyun kaç kare saniyeyle çalışacak. Hemen şöyle Underground moduna bir girelim. Bu arada hoparlörle alakalı söylemek istediğim bir şey var. Şurada alt tarafta olduğu için hoparlör. Şu şekilde kavradığınız zaman bazen sesi kesebiliyorsunuz. Parmağınız orayı tıkayabiliyor. Hemen yarışımıza başlayalım bakalım burada Need for Speed No Limits'te neler göreceğiz. Bu da güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamayanlar için de tavsiye edebilirim aslında. Üstelik telefonların performans ölçümleri için oldukça iyi bir referans bir oyun olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, bu oyunun sonrasında da bir Antutu yapacağız. Meraklıları için kaç puan çıkardığını göreceğiz arkadaşlar orada da. Evet, şimdilik 30 kare saniye tabii ki. Evet, başladık. Bu modda gerçi yarış aracı yok bizden başka. Bir yarış daha yapmamız gerekecek. Şu anda 30 kare saniye sabit gidiyoruz zaten. Haliyle 29, 29,
Tamam. Evet, 29.30'da gidiyoruz şu ana kadar. Evet, ilk yarışı 29.30'da bitirdik. Bakalım daha kalabalık, en azından birkaç arabanın olduğu bir parkurda A7 bize neler gösterecek. Hemen ödülümüzü de alalım. Evet, ara ekranlarda kare saniye oranı düşüyor ama onlar çok bir şey ifade etmiyor açıkçası yükleme ekranlarında. Zaten olsa da olur, olmasa da olur aslında. Şimdi şu haritaya bir bakalım. Seçelim aracımızı. Evet, bu yarışta birden fazla yarış aracımız olacak. 4 araçla birlikte yarışacağız. Bu arada telefonun ısınmasıyla alakalı da şu an bir rahatsız edici bir şey yok. Telefonun arka tarafını sürekli yokluyorum. Rahatsız edici bir detay yok arkadaşlar şu anda. Çok da ısınmış görünmüyor. Evet, başlıyoruz yarışa. Görsel anlamda da oldukça başarılı bir oyun arkadaşlar No Limits. Akıcı bir oyun olduğu için de dediğim gibi performans ölçümlerinde ciddi bir referans. Evet, başladık yarışa. 30'la başladık. 29, 30. 29, 30. Şu ana kadar gayet iyi. Bir önceki yarıştan da hesabı katarsak. Bir drift çakalım. Evet arkadaşlar, Real Racing'deki performans sıkıntısı bu oyunda hiç yok. 30 kare saniyede son derece akıcı bir şekilde oynuyorsunuz ki aldım başım gittim zaten görüyorsunuz. Oyunda herhangi bir kasma yok. Son derece rahat bir şekilde oynanıyor. Bir yarış daha yapacağım son. Ondan sonra bir Antutu yapalım bakalım orada neler çıkacak. Çarpmasaydın iyiydi aslında ama. Evet, oyun 30 kare saniye sabit bir şekilde çalıştı. Real Racing'de belki ufak bir optimizasyonla ya da bir güncellemeyle oyun kendini toparlar diye düşünüyorum. Gayet iyi çalıştı. Son bir yarış daha yapacağım. Ödülümüzü de alalım bakalım. Evet arkadaşlar, son yarışın ardından bir de Antutu yapacağız. Orada kaç puan alacak hep birlikte göreceğiz onu da. Hadi son oynamadığımız şu etabı oynayalım bakalım diyecektim ama uygun aracım yok. O zaman şu yarışa geçelim. Aralık yarışları alamıyoruz. O zaman eski yarışlardan seçelim bir tane. Evet, başlıyoruz son yarışımıza da. Burada da yine kalabalık bir şekildeyiz. Tabii buradaki detaylar Real Racing'de burada 3 arabayla, 4 arabayla, 5 arabayla oynarken Real Racing'de yeri geliyor 10, 12, belki 20 araba. Yani çok daha fazla araçla parkurda yarışabiliyoruz. Oradaki performans düşüşü de oradan kaynaklı olabilir. Bu da ayrı bir detay. Ama görünen o ki oyun anlamında da yine üst seviyeler olmasa bile kendi sınıfı için tatmin edici bir performans sunacak gibi görünüyor A7 2016. A7 2016 deyince de sanki böyle otomobil markasıymış gibi bir an şey yaptı, bir izlenim yarattı. Samsung'un bu işi isimlendirme konusunda bir değişikliğe gitmesi gerekecek gibi bence. Evet, bu yarışımızı da tamamladık. Bunun ardından şimdi testlerimize performans ölçümleriyle geçeceğiz. Ödülümüzü de alalım. Ondan sonra da incelememize Antutu ile ve diğer performans testleriyle devam edelim. Evet, Real Racing ve Need for Speed'den sonra şimdi de Antutu 6.04 benchmark uygulamasıyla Galaxy A7'yi test edeceğiz. Testleri hızlandırmış bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Başlatacağım testi ve sonrasında hızlandırmış olarak görüntüyü geçeceğim ve sonrasında da skorları yorumlayacağız. Hadi başlayalım.
Evet, Antutu 6.04 testi sonuçlandı. 41.085 puan aldı Galaxy ID 2016. İşlemci tarafı 3D tarafında 5706, UX tarafında 16.064, işlemci tarafında 14.593 ve bellekte de 4.722 puan aldı. Genel sıralamada 352. sıraya gelmiş bu skorlarla birlikte. Telefonun diğer telefonlarla kıyaslamasına bakıldığında şu ilk üst sıradaki zaten sınıf itibariyle de A9'un A7 modelinin üstünde olduğu için çok da kıyaslama yapmaya gerek yok ama en azından alınmış olan puanlarla ufak bir derecelendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, AnTuTu skoru bu şekilde. Performansı ve benchmark tutkunları için bu skorun neler ifade ettiğini düşünmek gerekiyor ve bu arkadaşlar için de bu testi gerçekleştirdik. Şimdi dilerseniz incelememize kamera arayüzüyle devam edelim ve sonrasında ise yavaş yavaş A7 2016 ile alakalı son düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Evet arkadaşlar, son olarak Galaxy A7 2016'nın kamera arayüzüne ve kamera performansına biraz değinmek istiyorum. Yine home tuşuna çift tıkladığınız zaman, çift bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde açılıyor kamera. Hemen şöyle tekrar gösterelim. Evet, gerçekten çok hızlı bir şekilde açılıyor. 13 megapiksellik 1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut ve OIS destekli. Onu da söyleyelim. Şöyle hemen bir yandan da fotoğraf örneklerini yavaş yavaş çekmeye başlayalım. Başarılı bir kamera arkadaşlar. Sınıfı itibariyle telefonun performans anlamında oldukça başarılı ve yeterli bir düzeyde olduğunu söylemem gerekiyor A7 2016'nın kamerası için. Arayüz tarafına bakacak olursak, arayüz tarafında da zaten alışık olduğumuz bir arayüz mevcut. Video çözünürlüğü tarafında Full HD, HD ve VGA çözünürlükler mevcut. 4K çekim yok. Bu da zaten telefonun sınıfı itibariyle beklenecek özelliklerden biri değildi haliyle. Kılavuz çizgilerini açabiliyorsunuz. Sesli kontrol vesaire gibi özelliklerimiz mevcut. Fotoğraf çekim tarafında 13 megapikselde 4'e 3, 9.6'da 16'ya 9 gibi farklı en boy oranlarıyla, görüntü oranlarıyla fotoğraflar çekilebiliyor. Şöyle biraz daha net gösterecek olursak çözünürlükler ve görüntü oranları şu şekilde. Çeşitli filtrelere buradan ulaşabiliyoruz. Yukarıya kaydırma işlemi yaptığımızda şöyle, aslında hemen şöyle yapalım. Farklı fotoğraf ayarlarına, modlara şöyle ulaşabiliyoruz aslında. Otomatik, pro, panoramik, art arda çekim ve HDR ve gece indire bastığınız zaman da farklı fotoğraf çekim tekniklerini, metotlarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çözünürlük tarafında dediğimiz gibi 13 megapiksellik bir çözünürlük mevcut ama ben şu 4'e 3 fotoğraf oranını artık sevmiyorum. Yani olmasa iyi olur diyeceğim ama belirli oranlarda bunların da hayatımızda yer alması gerekiyor. Onu da bu şekilde söyleyebiliriz. Performans açısından telefonun sınıfı ve fiyat bandına, özellikle sınıfına göre fiyat bandı olarak daha iyi seçenekler belki bulunabilir ama yeterli bir performans sunduğunu söylemem lazım. Video kayıt tarafında ise belki 60 kare saniye video hızı daha iyi olabilirdi. 30 kare saniye değil de belki 60 kare saniye seçeneği de olsa telefonun bu açıdan daha başarılı olacağını söyleyebilirdik. Pro moduna geldiğimizde ise çok sayıda ayara erişebiliyoruz. Pozlama telafisi, ISO ayarı, beyaz dengesi gibi, şöyle beyaz ayarlarında da gerçek zamanlı olarak bunların değişkenlik gösterdiğini görebiliyoruz. Şöyle otomatiğe alalım. Ayrıca ölçüm modları, efektler dediğimiz gibi seçenekler mevcut. Şimdi ön kameraya geçelim. Ön kamera tarafında da 5 megapiksellik yine 1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. Yeterli bir performans sunuyor. Tabii şöyle bir durum var. Işık oranı düştüğünde telefonun da performans anlamında, fotoğraf performansında biraz düşüş gerçekleştiğini, düşüş olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir fotoğraf daha çekelim. Düşük ışık ortamlarına maruz kaldığınızda haliyle biraz ISO deneyimi konusunda seviyeleri yukarıya çıkartıyor ve bu da fotoğraflarda noise olmasını sağlıyor, noise olmasına sebep oluyor daha doğrusu. Ama doğal ışıkta veya gün ışığında, gündüz saatlerinde fotoğraf çekmek istediğin zaman özellikle dış mekanlarda hem ön kameranın hem de arka kameranın yeterli bir performans sunduğunu söylemek lazım. Ayrıca geniş selfie seçeneğiyle birlikte de panoramik bir selfie alabiliyorsunuz. Onu da şu şekilde gösterelim. Şöyle çektiniz ve tekrar gezdirdikten sonra arkaya doğru eğin. Bu şekilde. Evet, bu şekilde gezdirerek büyük bir fotoğraf oluşturabiliyorsunuz selfie tarafında.
Hemen tekrar arka kameraya geçelim. Dediğimiz gibi kamera tarafında arayüz tarafı oldukça sade ve kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecek seçenekler telefona dahil edilmiş kamera tarafında. Ki Samsung'un zaten uzun zamandır kamera tarafında iyi iş çıkardığında söylemekte fayda var. Fotoğraf örneklerini incelememizin altında göreceksiniz zaten. Bunlara yer vereceğiz arkadaşlar sizler için. Evet, genel olarak Galaxy A7 2016 modelini toparlayacak olursak ben tasarım anlamında telefonu çok beğendim. 172 gramlık bir ağırlığı var ama bu ağırlık gerçekten şu tasarım ve telefon elinize aldıktan sonra bir nevi kendi kendine amorti ediyor aslında. Çok ağırlık hissiyatını bu tasarım sayesinde göz ardı edebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel olmuş. Teknik anlamda işlemci az ısınıyor. Az ısındığı için termal elektronik sınırına çok da fazla dayanmıyor ve düzenli olarak benzer performanslarda işlem görebiliyorsunuz. Grafik yongası belki daha iyi olabilirdi. Belki daha güçlü bir grafik yongası kullanılabilirdi ama telefonun sınıfı itibariyle düşünüldüğünde bu da yeterli. Kamera deneyimini zaten bahsettik. Parmak izi tarafında oldukça başarılı çalışıyor parmak izi okuyucusu. Telefonun en dikkat çekici özelliği ise zaten biraz önce de söylediğimiz gibi batarya performansı. 3300 mAh'lik batarya özellikle uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için gerçekten ilaç gibi gelecektir. Son derece uzun bir kullanım süresi sunduğunu söylemem gerekiyor. Bir günü çok rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Tabii burada yine kullanım senaryolarındaki değişkenlikler de işin sonucunu değiştirebiliyor ama ortalama bir kullanıcının gün boyu A7 ile Galaxy A7 2016 ile gayet iyi bir kullanıcı deneyimi yaşayacağını söylemekte fayda var. Belki fiyatı bir nebze daha düşük olabilirdi. Benim için ama telefondaki en ciddi handikaplardan bir tanesi de Android 6.0 ile gelmemiş oluşu. Çünkü önündeki abilerinden sonra sıra gelecek büyük ihtimalle A7 2016'ya ve bu da güncelleme tarafında firmanın biraz kullanıcıları bekleteceği anlamına geliyor. Evet, söyleyebileceklerim bu kadar A7 ile alakalı. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakın. Değerlendirmeye ve yanıtlamaya çalışacağız sizler için. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.